Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Bugün konuğum akademisyen Kerem Karaosmanoğlu ile komplo teorileri üzerine konuşacağız. Kendisinin elimde gördüğünüz komplo teorileri, disiplinler arası bir giriş başlıklı kitabı iletişim yayınlarından henüz yayımlandı. Kerem Karaosmanoğlu doktora çalışmasını Londra Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde tamamladı. Hali hazırda Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde öğretim üyesi. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler davetiniz için. Hocam hızlıca başlamak istiyorum. Oldukça ilginç bir konuyu ele alacağız. Komplo teorilerini hocam bir takım safsata, insanlar bu tarz şeylere nasıl inanılır noktasından çıkartıp bir sosyal bilimci olarak bunu inceleme gereğini nasıl duydunuz? Sizce neden komplo teorileri sosyal bilimlerin konusu olmalı? Şimdi bir kere en başta ilgi alanım komplo teorileri değildi. Türkiye'deki azınlıklarla ilgili çalışmalar yürütüyordum. Özellikle gayrimüslim azınlıklar üzerine çalışmalar yürütürken ve tarihi literatüre bakarken komplocu bir zihniyetin meselenin tam aslında merkezinde olduğunu yavaş yavaş fark etmeye başladım. Ve ilgi alanım zamanla bu tarafa doğru kaymaya başladı. Türkiye bağlamında bu azınlıklar meselesi komploculuğun, komplocu zihniyetin aslında çok yakından alakalı olduğu bir iş. Şimdi tabii komplo teorileriyle çalışmaya başladıktan sonra hep bana söylenen şeylerden biri şuydu: çok mümbit bir alan, çok şanslısın, Türkiye komplo teorileri açısından çok zengin bir ülke. Araştıracak çok şey var. Fakat aynı zamanda bizim çevrede biraz daha okumuş yazmış kesimi düşünecek olursak çok savunmacı bir refleksle karşılaştığımı da gördüm. Yani herkes çok ilginç komplo teorileriyle ilgili mi çalışıyorsun falan diye söze başlayıp ama bu da mı komplo teorisi? İşte şuna ne diyorsun falan gibi daha savunmacı bir takım reflekslerle çıktılar. Bu tabii meseleyi benim açımdan daha da ilgi çekici hale getirdi diyebilirim. Yine Türkiye'deki bu komplo teorilerine ve komplo zihniyetine baktığımızda tabii insanlar çok araçsal bakıyorlar meseleye. Eleştirenler de böyle bakıyor. Belli bir siyasetin parçası olarak görüyorlar. Belli siyasetleri eleştirmek üzerine bu meseleye değiniyorlar ve ondan sonra bırakıyorlar. Kullanıp atıyorlar bir nevi. Fakat batıya baktığımızda böyle bir soru yok aslında. Yani komplo teorileriyle neden ilgileniyorsunuz diye. Uzun süredir bir ilgi var zaten. Ve şunu fark ettim batıdaki literatüre baktığımda. Bir kere çok farklı literatürler var. Birbirinden farklı ve birbiriyle diyalog halinde olmayan literatürlerden yer yer bahsediyoruz. Farklı disiplinler var. İşte kitapta da belirttim. Evet. Psikoloji var, felsefe, bilim felsefesi var. İşin içinde tarih var, sosyoloji var, antropoloji var, siyaset bilimi var. Hiç şüphesiz. Ve aynı zamanda farklı yaklaşımlar var. Aynı disiplinin içinde çok farklı birbirine zıt yaklaşımlar geçerli olabiliyor. Çok farklı şekilde yazılmış metinler söz konusu. Ve farklı analizler söz konusu. Bunun dışında tanımında bile komplo teorisinin ne olduğu konusunda bile tam bir anlaşma olmadığından bahsedebiliriz. Çok farklı noktalardan tanımlar yapılabiliyor. Dolayısıyla böyle bir karmaşıklıkla karşılaştım batıdaki literatüre baktığımda. Ve Türkiye'de özellikle tarih alanında çok değerli bir iki çalışma olmasına rağmen komplo teorileri tarihi, batıdaki tarihi kökeni üzerine değerli birkaç çalışma olmasına rağmen genel olarak bütün bu literatürleri, bütün bu karmaşıklığı kapsayan bir çalışma olmadığını fark ettim. Ve Türkiye'li okuyucuya belki bu literatürü biraz da tanıtmak amacıyla bunu yazdım. Yani bu karmaşıklığın şey bile parçası aslında bazı komplo teorisi denilen iddiaların sonradan doğru çıkması mesela gibi durumlar bile nadir de olsa söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla çok göründüğü kadar kolay bir alan değil. Böyle işte safsata deyip geçilip işte bilimsellikle bir hamlede çözebileceğimiz bir mesele değil o kadar. Onu fark ettim. Ve bu daha çok ilgi duymama neden oldu. Evet, aslında ben de özellikle zaten bilerek oradan başlattım programı. Çünkü sosyal alanı bu kadar etkileyen bir aslında
teoriler bütünü ya da yani bundan bahsederken bunu araştırmaların dışında tutmak ne kadar açıklayıcı olur. O yüzden tam da bu. Yani kolayına geldiği için işte bir grup anlaşılmasına gerek olunmayan düşünce gibi ele alınması aslında tam da bilmiyorum neye hizmet ediyor yani bu açıdan. Şöyle sormak istiyorum hocam. Siz disiplinler, yani farklı disiplinler üzerinden zaten bu konuyu ele almışsınız. Belki ilginç ve öznel, yani çalışmaya özgün kılan noktası da bir yanıyla da bu olabilir bence. Tarihi referansları nelerdir bu komplo teorilerinin? Evrensel düzeyde soruyorum tabii ki bunu. Şimdi genellikle baktığımızda bir kere tarihi bir gidişat var. Belli tarihi kökenlere ve ana metinlere dayanıyor komplo teorileri. Ve araştırdığınızda aslında çok da fazla, çok da zengin bir şey yok. Yani genellikle Fransız devrimine gidiyorsunuz. Aydınlanma dönemine gidiyorsunuz, Fransız devrimi öncesine. Burada bir takım işte okuma grupları var. Eleştirel düşüncenin o döneme göre ne bileyim ilerici sayılabilecek bir takım fikirlerin, yenilikçi fikirlerin tartışıldığı okuma kulüpleri, odaları var. Aydınlanmacı düşünürler bunlara rağbet ediyor Fransız devrimi öncesinde. Ve tabii Fransız devriminden sonra müthiş bir kaotik ortam var. Fransız devriminin bu radikal değişimine muhafazakar bir tepki olarak okuyabiliriz kökenini belki. Ama bunun dışında Fransız devriminin kendisi de müthiş bir kaos getiriyor. Ve devrimciler de zaman zaman devrime bir noktada katılanlar da bu komplocu zihniyetin parçası oluyorlar rahatlıkla. Dolayısıyla çok böyle siyasi yelpazede bir şey söylemek mümkün değil. Şunlar komplocu, bunlar değil falan gibi. Tabii devrim sonrasında da bu fikirlerin Avrupa'da yaygınlaşması, yayılması ve kriminalize edilmesi zaman zaman. Çünkü bu değişim müthiş bir korku yaratıyor Avrupa'da. Komplocu fikirlerin daha da yayılmasına neden oluyor. Böyle birkaç dalga var aslında. İşte Birinci Dünya Savaşı öncesi var, iki dünya savaşı arası var. Bu fikirlerin Amerika'ya yeni kurulan işte Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şekilde ihraç edilmesi var. Fakat bir takım metinler var, ana metinler genellikle oraya gönderme yapıyor komplo teorileri. Çok da bu anlamda çok da kompleks, karmaşık olduklarını söyleyemeyiz. Çünkü birbirlerine çok gönderme yapıyorlar. O metinleri bilmek önemli. Tabii aynı zamanda sayıcı tarihi çıkarma iddiasında oldukları için antik döneme çok gönderme var. Yani köken miti var aslında. Antik dönem, mesela Masonlar antik döneme dayandırıyorlar kendi kimliklerini. Kendileri hakkında, Masonlar hakkında mesela çok komplo teorisi var ama bir şekilde bu biraz da iktidar devşirmeyle ilgili bir şey olduğu için kendileri hakkındaki komplo teorilerine aslında kendileri de biraz inanıyorlar muhtemelen yer yer. Yani kendilerinin de işte hakikaten böyle mitik bir geçmişleri olduğunu falan düşünüyorlar. Hocam tam bu noktada soracağım sorulardan birine siz kendiniz bağlamış oldunuz. O yüzden onu sormak istiyorum. Bahsettiğiniz de benim anladığım kadarıyla dünya siyasi tarihinde büyük kaotik dönemlerde aslında insanların olan biteni anlama çabalarından biri de bu. Bir şekilde anlama çabaları. Dolayısıyla psikoloji bilimi, özellikle sosyal psikoloji ne söylüyor hocam bu konuda? Yani neden insanlar bunlara inanıp yeniden üretiyorlar komplo teorilerini? Şimdi işin psikoloji alanına girecek olursak çok farklı yerden yaklaşanlar var. Bir kere belki en başta şeyden bahsedebiliriz. Richard Hofstadter diye bir akademisyen 1964 yılında Amerika'da Harper's Magazine'e The Paranoid Style in American Politics, yani Amerikan siyasetinde paranoid tarz diye bir makale yazıyor. Ve paranoid kelimesini kullanarak psikoloji disiplinine girişe kapı aralamış oluyor. Çok etkili bir makale. Aslında Hofstadter'ın bu 1964 yılında yazdığı makalenin öncesinde Popper'ın yanlışlanmacılık üzerine yazdığı Açık Toplum ve Düşmanlarında zikrettiği bölümler var. Komplo teorisi tabiri orada kullanılıyor, toplumun komplo teorisi diye, ama Richard Hofstadter
psikolojiyi denkleme dahil ediyor. Özellikle vurguluyor, diyor ki ben klinik anlamıyla kullanmıyorum psikolojiyi, daha sembolik, geniş anlamıyla kullanıyorum. Ama kendi kontrolünde olmadığı için Metin, kendisinden sonraki dönemde mesele psikolojik alana giriyor ve komplocu düşünce, komploculuk, komplo üretme, paranoid olmakla, nevrotik olmakla, işte bir takım psikolojik özelliklerle bağdaştırılıyor, ilişkilendiriliyor. Yani o batıdaki komplo teorisini, stereotipini düşünecek olursak, işte kafasına alüminyum bir tas geçirmiş, zihin kontrol yöntemlerinden kaçmaya çalışan, bayağı çatlak olduğunu söyleyebileceğimiz asosyal komplocu stereotipi biraz aslında buradan ortaya çıkıyor. Tabii Richard Hofstadter'ın bu makalesi bir hayli patolojikleştiriyor komplo teorisine inananları. Yani onu komplo teorisine inanma edimini bir hastalık gibi göstermeye başlıyor. Kendisi bunu niyet etmese bile en başta bu noktaya gidiyor büyük ölçüde. Tabii psikanaliz devreye giriyor. İşte büyüklenmecilik, travma, öfke ve aşağılanmışlık hissiyatı, bütün bunların komploculukla bağdaştırılması söz konusu oluyor. Fakat yeni dönem psikologlar çok daha farklı bir yerden giriyorlar. Ve mesela evrimsel psikoloji alanında yeni çalışmalar var. Bunlar diyor ki, bir kısmı diyor ki, komplo düşüncesi aslında örüntü bulmayla ilgili bir şeydir ve erken dönem primatlarda olan bir şeydir. Bizim evrimsel gelişimimizin bir sonucudur. Biz her tarafta ilk önce örüntü bulmaya programlanmışızdır homo sapiensler olarak. Dolayısıyla bu çok normal bir şeydir. Bunu böyle patolojikleştirmeye gerek yok diyen bir grup psikolog var, yeni dönem psikolog var. Tabii örüntü bulma meselesi üzerinden gidiyorlar. Örüntü bulma meselesi işte rakamlarda bulabilirsiniz bunu, seslerde bulabilirsiniz, görüntülerde bulabilirsiniz. Tekrarlarda belki. Tekrarlarda bulabilirsiniz. Mesela işte Ardahan'ın Damal ilçesinde yılın belli aylarında, belli saatlerde Atatürk silüeti gözüküyor. Mesela bu bir örüntü. Fakat bir de fail bulma, agenticity denilen bir şey var literatürde. Bu bulduğunuz örüntüyü bir tür üst faillikle ilişkilendirdiğiniz zaman otomatikman komplo sularına girmiş oluyorsunuz. Yani bu burada kutsal bir şey var dediğiniz zaman ya da bunun ardında başka bir akıl var dediğiniz zaman başka bir yere girmiş oluyorsunuz. Bir de sosyal psikologlar var. Onlardan da bahsedeyim isterseniz. Orası da çok ilginç. Sosyal psikologlar genellikle kendilerine dönük çalışmalar yapıyorlar ve onlar da diyorlar ki biz böyle patolojikleştirme, bunu bir hastalık olarak görme eğiliminde değiliz. Biz sadece korelasyonlara bakıyoruz. Yani komplo teorilerine inananlar, bu inanma meselesine çok takılıyorlar aslında. Komplo teorilerine inanan insanlar başka neler yapıyorlar? Mesela kendilerine güvenen tipler mi? Aşırı sağa meyleden tipler mi? Nevrotiklik düzeyi nedir? Dolayısıyla komplo teorilerine inanmayı ölçme diye bir şey var. Bunu numerik olarak quantify ediyorlar, bir numara veriyorlar. Yani belli bir şekilde ölçümleyebildiklerini iddia ediyorlar. Ve tabii en İlginç şeylerden bir tanesi şu, buldukları şeylerden bir tanesi şu. Mesela komplo teorilerine şey yapabilirsiniz, inanmayabilirsiniz, çok şüpheci bakabilirsiniz. Tarihten gelen bir takım birikimlerle işte böyle komplo teorileri var, söylemsel özelliklerine baktığımızda komplo teorilerinin belli özellikler var. Dolayısıyla burada da şu özel olarak şu komplo teorisinde de bu özellikler var mı diye bakabilirsiniz. Olmadığını pek görebilirsiniz. Mesela JFK suikasti, John F. Kennedy'nin öldürülmesi size çok mantıklı gelebilir. Çok eleştirel baksanız bile çok mantıklı gelebilir. Psikoloji burada devreye giriyor. Sosyal psikoloji biraz burada devreye giriyor. İşin teorisinden ziyade inanana ve komplo kuramcısına, komplo teorisyenine odaklanma gibi bir durum söz konusu. Mesela size şöyle bir şey desem belki meselenin boyutu değişebilir, değil mi? Desem ki JFK ile ilgili
Çok güzel bir film var. Oliver Stone'un çevirdiği işte JFK filmi hakikaten ilginç, iyi bir film bence. Ve bu filmin senaryosu Jim Mars diye bir bestseller, çok satan bir kitaba dayanıyor. Jim Mars bu konuda bir kitap yazmış. Buraya kadar her şey normal. Neden olmasın diyebilirsiniz. JFK meselesi, komplo teorisi değil, peki, gerçek belki peki de. Peki Jim Mars kim desek? Peki Jim Mars kim derseniz, daha ben de size şöyle bir şey dersem, sadece JFK'in bir komplo ile öldürüldüğüne inanmıyor, aynı zamanda UFO'ların dünyayı gizli bir şekilde ele geçirdiğine inanıyor, bir komplo olduğuna inanıyor. Yaptığı en büyük katkı aslında en baz araştırma, bir komplo teorisine inananın başka bir komplo teorisine inanma eğiliminde olması. Bu çok net bir şey, araştırma. Bunun çok varyantları var, bunu geliştiriyorlar. Mesela birbiriyle çelişen komplo teorileri olsa bile ikisine de inanabiliyor aynı anda ama resmi teoriyi her zaman dışlıyor. Dolayısıyla tanımında komplo teorilerinin batıda bazı araştırmacılar bir komplo teorisi resmi teoriye karşı kendini konumlayan bir teoridir aslında diye bir şey var, yaklaşım var. Tamam, da o zaman sorayım hocam ben de. Farklı disiplinler komplo teorilerini zaten farklı ele alıyor. Onun örneklerinden şimdi konuşuyoruz. Aynı disiplin içerisinde de farklı yaklaşımlar olduğunu söylediniz. Evet, ya resmi anlatının karşısında kendini konumlandırıyor. Peki bu komplo teorilerin ortak özelliklerini saptayabilir miyiz? Bunlar nelerdir? Şimdi bir takım alameti farikaları var diyeyim komplo teorilerinin. Çok ilginç. Mesela komplo teorilerinde genellikle değil çoğu zaman bir fail var. Çok güçlü bir fail var. Karmaşık bir şey değil, birinin niyeti. Arkasında birinin ya da bir grubun niyeti olması gerekiyor. Ve bu niyet kötücül bir niyet, şeytani bir niyetten bahsediyoruz çoğu zaman. Ve aynı zamanda tabii sinsi ve kusursuz bir plan olması gerekiyor. Bu failliğin, kötücül şeytani failliğin arkasında olduğu kusursuz, sinsi bir plan. Gizlilik unsuru burada önemli. Ve tabii kusursuzluk meselesi ne girdiğimize yani too good to be true diye bir tabir vardır. İyi olamayacak, doğru olamayacak kadar iyi. Ben şey diyorum ona too evil to be true yani doğru olamayacak kadar şeytani bazen. Dolayısıyla bununla ilgili de mesela literatürde çok şey var. Komplocular genellikle çok dikkatsiz insanlar mesela. Müthiş bir komplo kuruyorlar ama o belgeleri unutuyorlar. Çok kritik belgeleri unutuyorlar. Orada burada insanlar onları topluyor ve bütün onların planlarını şey yapıyor, öğrenebiliyor. İnsanlar değil, genellikle komplo teorisyenleri bunları bir şekilde ele geçiriyor. Onlar bu ayrıcalıklı bilgiye sahip. Burada kitapta bir metafor vardı hocam. Komplo teorisyenlerini tilkiye mi benzetebiliriz diye bir metafor vardı. Yani tek bir konuya odaklanmaları. Bununla ilgili mi anlattığınız? Evet, biraz bununla ilgili anlattım ve aynı zamanda şey, biraz James Bond filmlerinde kötü karakter, birçok Bond filminde böyle hepsini seyretmemiş olmakla birlikte, kötü karakter filmin bir noktasında James Bond'u yakalıyor ve ona bütün, onu yetkisiz hale getiriyor ve bütün planı ifşa ediyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatıyor ve onu kusursuz olduğu düşünülen ama pek de kusursuz olmadığını gördüğümüz bir ölüm makinesine koyuyor. Ve daha sonra James Bond kurtuluyor. Yani kurtulması komplo kurgusuna aykırı bir şey. Fakat buraya kadar şey çok benziyor. Yani bütün o planların ifşa edilmesi, orada burada unutulması, protokoller mesela Sion liderlerinin protokolleri. Düşmanın konuşturulması aslında, şeytanın konuştuğu bir metin o. Her şeyi anlatıyor işte. Sizi şöyle yöneteceğiz, şöyle ele geçireceğiz, medyayı ele geçireceğiz. İşte algı operasyonu lafı aslında mesela çok kadim bir unsur komplo teorilerinde. Bunun dışında bir de tabii şey var, komplo teorileri işte bütün bu faillik, kötücüllük, gizlilik, bütün bunların var olmasının dışında başarıyla da ilgili. Yani o kusursuzluk da çok önemli. Yani mesela JFK hakkında, Martin Luther King hakkında, Malcolm X hakkında bir sürü komplo teorisi var. Hepsi suikaste kurban gitti. Ronald Reagan'a da çok ciddi bir suikast denemesi düzenlendi. Ama böyle milimetrelerle falan kurşun hayati organlarına isabet etmedi ve hayatta kalmayı başardı.
Ama biliyoruz ki akıl sağlığı yerinde olmayan biri yaptı bugün mesela onu. Onun dışında birçok şey var. Düşmanların birleştirilmesi, farklı yani komplo dünyası ikili bir dünya, manici bir dünya görüşüne dayanıyor. Mutlak iyi ve mutlak kötü var. Ve bunlar birbirleriyle ebedi bir çatışma halinde, ezeli ve ebedi bir çatışma söz konusu. Ve tabii bu anlamda çok duygusal bir dünyaya ait komplo teorileri. Duygusallık çok var, çok naif bir duruşları var, masalsı bir durum söz konusu. Zaten inanç üzerinden de işlediği için. İnanç üzerinden de işlediği için böyle. Yani... sizin düşman olduğunuz unsurların da birbirlerine düşman olması yok komplo teorilerinde. Muhakkak size düşman, birbirinden farklı unsurlar varsa hepsi aynı düşmanın parçasıdırlar gibi bir durum var. Mesela bu çok belirgin bir özellik. Evet, müzakereye de açık değil yani. Dolayısıyla. Müzakereye açık değil. Kısmi kısmi doğrular yok. Siyah ve beyaz dışında ara renkler yok. Ve tabii... mesela zaman zaman aydınlanmayı, bilimi, akademiyi taklit ettiğini görüyoruz. Merak duygusu var görünürde. Komplo teorisyenleri, bazıları kendilerine biz şüpheciyiz diyorlar. Mesela 9-11, 9-11 ile ilgili komplo teorilerinde çok var. Şüpheci olduklarını iddia ediyorlar. Merak duygusu varmış gibi aslında fakat hakiki bir merak duygusu değil. Sordukları soruların cevaplarını zaten biliyorlar aslında. Çok retorik sorular. İşte bunlardan bir tanesi kitapta merak edenler daha detayına ulaşabilirler. Cui bono sorusu, kimin çıkarına sorusu. Zaten genellikle cevabı bilinen bir soru üzerinden gidiyor. Ve resmi teoriyi ya da mevcut teoriyi yanlışlamak için kullandıkları eleştirellik kriterlerini, kendi teorilerini değerlendirirken kullanmıyor komplo teorisyenleri. Bunu da çok... bilimsel, yani metodolojik anlamda bilimsellik kaybolmuş oluyor. Evet, metodolojik anlamda çok sorunlar var diyebiliriz yer yer, evet. Bu anlattıklarımızı biraz Türkiye örneğinden bakalım mı hocam şimdi de? Özellikle ben şunu not aldım. Eğer bu komplo teorilerini üretenler, bunu yeniden üretenler ve inananlar atipik, anormal ve patolojik bir yere koymayacaksak, bence siyasal alanda çok yakın bir ilişkisi olmalı ki bu kadar süre giden bir aslında alandan bahsediyoruz bunca insanın dahil olduğu bir şekilde. Dolayısıyla bir de hocam bu dönemlerde post-truth tartışmalarını da yapıyoruz. Türkiye özelinde de dünyada da yapıyoruz. Gerçek ile kurgunun karışması mevzusu. Bunu özellikle ben şundan önemsiyorum. Siyasal alanı etkisi, yani yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişkiyi de belirliyor gibi geliyor. Medya ile kurulan ilişkiyi de aslında o gerçekle kurgunun karışması birçok etkisi olan bir durum. Bunu da düşünerek Türkiye örneğinde biz komplo teorilerini nereden görüyoruz? Nerelerden kaynaklanıyor? Nasıl üretiliyor ve yeniden üretiliyor? Bununla ilgili enteresan bir literatürden bir örnek vermek istiyorum aslında. Birçok yaklaşım var. Bunların detayına girmedim, biraz bahsettim ama psikoloji, felsefe, bilim felsefesi yaklaşımları, siyaset bilimi yaklaşımı falan. Fakat Batı'da bir de özellikle 90'lardan sonra ortaya çıkan biraz daha postmodern yaklaşım diyebileceğimiz göreceliliği, izafiyeti öne çıkartan bir yaklaşım var. Ve bunlar Batı Avrupa ve özellikle Kuzey Amerika odaklı bir yaklaşım bu aslında. Ve şuna dayanıyor, komplo teorisi tabiri aslında yaftalamak için, itibarsızlaştırmak için kullanılan, muhalefeti zaman zaman susturmak için kullanılan ve ana akımın kullandığı bir araç. Ve burada tabii mesela Foucault'un governmentality düşüncesinden çok yardım alıyorlar bunu iddia ederken. Yani diyorlar ki ana akımın çok geniş bir şeyi var, operasyonel alanı var. Ana akımın kendi medyası var, kendi bilgisini üretiyor, kendi haberini üretiyor, üniversiteleri var, kendi bilgisini üretiyor, işte mahkemeleri var, kendi adaletini dağıtıyor, bürokrasisi var. Ana akım çok güçlü. Dolayısıyla işte Foucault'cu anlamda komplo teorisi tabirinin anormalleştirme, normal olandan saptırma, ana akımdan saptırma ve bu anlamda susturma amaçlı siyasi bir
hareket olduğunu söyleyen ve postmodern, izafiyetçi bir epistemolojiye dayanan postmodern yaklaşımlar var. Ve hatta bazıları çok daha ileri giderek şey bile diyebildiler mesela belli bir dönemde. Amerika'da azınlıklar, siyahların ürettiği bir takım komplo teorileri var. Mesela John Fisk'ti zannedersem. Blackstream Knowledge dedi ona, yani siyah akım bilgi. Yani azınlıklar aslında işte siyahlar bazı komplo teorilerine inanıyorlar. Bu aslında çok da kötü bir şey değil. Onları güçlendiren bir şey. Onları beyaz ana akıma karşı kuvvetli tutan bir şey. Doğru ya da yanlış olmaları önemli değil. Evet. Bunu söyleyenler oldu. Dolayısıyla burada marjinalleştirme, dışarıda bırakma, anormal hale getirme falan gibi şeyler var. Ve çok Kuzey Amerika bağlamında çok geçerli olan şeyler. Şimdi bütün bu kalıbı, bu yaklaşımı Türkiye'ye uyarlamaya çalıştığımızda her şey ters yüz oluyor bence. Yani çünkü baktığımızda Türkiye'de otoriterleşme eğilimi gösteren bir takım rejimlerde, Rusya'da belki bugün, Macaristan'da ve aynı zamanda totaliter rejimlerde, Nazi Almanya'sında, Kuzey Kore'de mesela muhtemelen, denklemin tamamen değiştiğini görüyoruz. Bütün bu çarkın, iktidarın uzantılarının, iktidarın çevresinin, işte medyanın falan tam tersine komplo teorilerini üretmek, dolaşıma sokmak, yeniden tanımlamak gibi bir işlevleri olduğunu görebiliyoruz. Yani think tankler var, bir takım akademisyenler var, medyada çalışan insanlar var ve bunlar aynı bilgiyi üretebiliyorlar, komplocu bir bilgiyi üretebiliyorlar ve o postmodern yaklaşımı mesela Türkiye'de işlemediğini söyleyebiliriz. Tabii bütün bu üretilen bilginin ne kadar o Foucault'cu anlamda bir etkili iktidar mekanizması olduğu tartışılır. Belki çok gelip geçici bir şey, belki çok tutmayacak bir şey ama Batı'dan çok farklı seyrettiği bir gerçek. Yani devletin kendisinin komplocu bir zihniyete müdahil olması, komplocu bir sürece katkıda bulunması gibi bir durum söz konusu bence Türkiye ve benzeri ülkelerde. Hocam söylediğiniz bana çok ilginç geldi. Doğru mu anladım diye vurgulamak istiyorum. Normalde dünya literatüründe komplocu teoriler ana akımı karşısında kendini konumlandıran, muhalefetle dolayısıyla çeşitli şekillerde azınlık olan gruplar içerisinde gelişirken Türkiye'de gerçek muhalefet ya da gerçek karşıtlığın üzerine örtmek ve onu önemsizleştirmek için iktidar dili ve iktidar olan güç tarafından da üretime sokulan bir ya da devam ettirilen bir durum var anladığım kadarıyla. Evet, bunu söyleyebiliriz zannedersem, evet. Çok şimdi iyice ilginç geldi bana bu anlattıklarınızda. Özellikle siz söylediğiniz, mesela hocam güncel bir şey sormak istiyorum ben. Bu son dönemde yerel seçim sürecinde bir Pontus göndermesi olmuştu. Ekrem İmamoğlu'na yapılan bir gönderme, bir sıfat aslında. Bu büyük tartışma yarattı, üzerine konuşuldu. Bu aslında şunu sormak istiyorum, yani Türkiye toplumunda nereye değdi ki bu? Destekleyenler ya da karşısında bulunanlar, iki grup açısından da oldukça sorun yaratan bir kavram haline geldi. Bu Türkiye'de geliştirilen komplo teorilerinde bu sizce nereye oturuyor? Yani Türkiye'ye özel bazı bir takım unsurlar var. Kitapta da ondan biraz bahsetmeye çalıştım. Mesela bunlardan bir tanesi literatürde Sèvres sendromu diye anılan bir mevhum. Sèvres sendromu işte meşhur Sèvres Anlaşması'na giden ve Türk tarihinde ve kolektif hafızasında travmatik bir etkisi olan bir olay diyebiliriz. Dolayısıyla bu sendromun komplo teorileri üretmedeki katkısı çok fazla. Tabii burada birçok şey var. Yani eğitim alanına girebiliriz, tarih alanına girebiliriz. Yani tarihin çok ilkokul seviyesinde belki öğretilmesi, bütün öğrenim süreçlerinde söz konusu. Çok basit bir tarih anlayışı var. O sorgulanabilir. Fakat Sèvres sendromu aslında bu anlamda iktidarın kim olduğundan bağımsız olarak memlekette çok geçerli bir şey. Parçalanma korkusu Osmanlı'nın son döneminden gelen bir şey. Ve tabii bu
biraz şey, eski imparatorluktan gelmiş olmanın izlerini de taşıyor. Biraz şey de var burada, yani biz neydik, ne olduk tarzı bir serzeniş de var. Yani aslında daha güçlü olmalıydık ama şu anda parçalanma durumuna geldik gibi. Tabii bir de Türkiye'ye özgü olarak Sev sendromu azınlıkları bir komplo unsuru olarak görmeye yol açan bir şey. Tabii bunun dışında Türkiye'ye özgü olarak Batı'da çok daha az gördüğümüz şeylerden biri Doğu-Batı meselesi. Genellikle komplo teorileri Batı dünyasına karşı kurgulanıyor Türkiye'de. Aksi de var tabii ama genellikle bu Doğu-Batı ekseni önemli bir şey, kriter. Pontus meselesi de çok enteresan. Komplo teorilerinde düşmana baktığımızda Illuminati, işte yeni dünya düzeni, Masonlar, Bilderberg grubu falan bunlara şey diyebiliyorlar, boş gösteren, empty signifier. Yani içi farklı zamanlarda, farklı şekillerde doldurulabiliyor. Dolayısıyla aslında çok kendi başlarına bir şey söylemeyebiliyorlar. Yani Illuminati dediğimiz şeyin içini farklı kültürler farklı şekilde dolduruluyor. Illuminati ateistlik anlamına da geliyor, satanizm anlamına da geliyor, katoliklik anlamına da geliyor protestan gruplar için düşünecek olursak. Kapitalizmi yok etme anlamına da geliyor Amerika'daki teorilerde. Kapitalizm taraftarlığı anlamına da geliyor. Pontus meselesi de biraz buna benziyor aslında. Yani Pontus tehlikesinin gerçekten var olduğunu söyleyen ciddi bir tarihçiyle karşılaşmak muhtemelen çok kolay olmayacaktır. Fakat bunun bile hala büyük bir tehlike görülmesi, yani bırakın diğer azınlıkları, Pontus meselesinin bile hala canlı bir tehlike olarak görülmesi bugün 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde bir şeyler anlatıyor aslında tarihimiz hakkında, kolektif hafızamız hakkında, komplocu zihniyet hakkında Türkiye'de. Ve belki şeye dönebiliriz, yani komplo teorileri tabiri İngilizce'de ve Türkçe'de olan bir tabir. Mesela Almanca'da, Almanca bilmiyorum ama komplo efsanesi ya da komplo miti diye başka bir tabir de var, o da kullanılıyor. Yani Türkiye'de de komplo teorilerinden ziyade komplo zihniyeti, komplo iklimi, ne bileyim komplo kültürü, komplo ruhu gibi farklı bir takım şeyler, tabirler bulabiliriz, kullanabiliriz. İçini sanki konjonktüre göre doldurduğumuz bir tedirginlik hali gibi geliyor bana. Yani o yüzden de bu kadar güçlü, sizin de anlattığınız gibi hangi dönemde neyi tehdit olarak koyacağımız değişebiliyor. Evet. Bunun bir paterni var anladığım kadarıyla Türkiye'de. Bahsettiğiniz Sev sendromu olarak bir bölünme, parçalanma ve hani o imparatorluktan coğrafi olarak da küçük bir devlete evrilmenin verdiği hayıflanmanın getirdiği biz potansiyel bir gücümüz var ama bu astırılmaya çalışılıyor gibi bir döngü üzerinde herhalde gelişiyor bunlar. Gelişiyor ama tabii küresel gelişmelerden bu komplo kurgusunun evrensel formatından da bayağı bir şey alınıyor, ithal ediliyor, birleştiriliyor bu yerli unsurlarla. Bu türden komplo teorileri de çok var. Yani hem Sev sendromunu hissediyorsunuz hem orada bazen Illuminati'yi görüyorsunuz mesela aynı metin içinde. Ben hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Üst akıl kavramını kullanmışsınız kitabınızda da. Bu Türkiye üzerindeki komplo teorilerinde ya da komplo zihniyetinde diyelim. Nereye oturuyor bu üst akıl? Neden bu kadar duyuyoruz biz bu kavramı? Yani üst akıl da demin söylediğim gibi boş bir gösterene tekabül ediyor aslında. Yani Illuminati gibi, işte yeni dünya düzeni gibi bir şey. İçini aslında herkesin istediği gibi doldurabildiği bir özgürlük sağlıyor size. Yani duygusal bir mecrada makale yazıyorsanız, gazete yazısı yazıyorsanız, kitap yazıyorsanız o duygusal mecra içinde düşmanı kendi istediğiniz gibi tarif etmenize yarayacak bir joker kavram diyebiliriz üst akıl için. Çok kullanışlı bir kavram. Dolayısıyla mesela eleştirel aklın savunucuları, daha ciddi akademisyenler, bilim adamları, ciddi tarihçiler bu durumda çoğu zaman bu mecralarda komplo teorilerine karşı çaresiz kalabiliyorlar. Çünkü o işte klasik akademik temkinlilik,
komplo teorisyenlerinin o atak tutumu karşısında çok pasif kalabiliyor. Yani komplo teorisyenlerin ne dediğini, ne diyeceğini çok iyi biliyor ve çok asertifler, çok girginler. Teorilerin kendisi de öyle ve doğrudan duygusal bir şeye hitap ediyor beynimizde. Doğrudan bir yere gidiyor. Tabii ben çok ilgileniyorum bu konuyla, yani çok seviyorum da. Fakat bir yandan da komplo teorileriyle uğraşınca işin biraz daha karanlık boyutunu da görüyoruz. Siyasi olarak işte otoriter zihniyetlerle, özgürlükten uzak bir takım ideolojilerle bağlantı kurulabilmesi çok kolay oluyor. Yaftalama, ırkçılık, ayrımcılık komplo teorilerinin genellikle bir parçası oluyor. Bunu görüyoruz aslında. Hocam, kitabınızda da bölümlerden birinin başında Hannah Arendt'in bir sözüne yer vermişsiniz. Ben de özellikle tam bu noktada onu bir okumak istiyorum. Çünkü Türkiye'de de komplo teorilerinin bu kadar yerlere dokunması, bu kadar aslında önemli hale gelmesi bir yandan da tehlikeli bir yana gösterge gibi. Şöyle söylemiş Hannah Arendt, totaliter yönetimin ideal öznesi inanmış Nazi veya kendine adamış komünist değildir. Fakat kendisi için gerçekle kurgu, doğruyla yanlış arasında bir farkın kalmadığı insandır. Bu çok anlamlı geldi bana bu söz. O yüzden tam yeri gelmişken okumak istedim. Hocam, ekleyecekleriniz varsa onları da alayım. Yani belki son olarak şeyi söyleyebilirim. Yani siyasetin komplo teorilerini kullanması çok rastlanan bir şey. Komplo teorilerini araçsallaştırması ve işte bu popülizm tartışmalarında bunu çok görüyoruz. Popülist bir takım siyasetlerin komplo teorilerinden faydalanması çok rastladığımız bir şey. Ama aynı zamanda mesela Nazi dönemine bakacak olursak şunu da görüyoruz. İşte Goebbels'in propaganda bakanlığı var. Kendisi propaganda meselesine kafa yoruyor. Aslında bunu araçsal olarak kullanmak, işte kitleleri manipüle etmek, etkilemek gibi meselelere kafa yoruyor Naziler. Ama aynı zamanda bu demek değildir ki her zaman komplo teorilerine kendileri inanmıyorlar. Aslında müthiş bir kaynak israfı da söz konusu. Kendileri komplo teorilerine inanıyorlar. Belki çok gereksiz diyeceğimiz, rasyonel olmayacak oranda kaynakları bu teorilerin hizmetine sunuyorlar. Ve işte kendi sonlarını da böyle getirebiliyorlar. Dolayısıyla burada biraz tavuk yumurta ilişkisi de var. Yani ideolojilerin ya da siyasetlerin komplo teorilerine inanıp inanmaması konusunda bir noktada inanıyorlar bir ölçüde diyebiliriz aslında. Evet, bu da oldukça ilginç hocam, dediğiniz gibi. Çok teşekkür ederim, stüdyomuza geldiniz, konuk oldunuz. Ben teşekkür ederim. Bu özel yayınımızda Kerem Karaosmanoğlu ile komplo teoriler üzerine konuştuk. Hatırlatayım, kendisinin Komplo Teorileri Disiplinler Arası Bir Giriş başlıklı kitabı İletişim Yayınları'ndan çıktı. Oldukça ilginç bir kitap. Bir başka özel yayında görüşmek üzere. İyi günler.